Merhaba arkadaşlar. İnternet ve mobil pazarlama kitabının bu programında konumuz internet ve mobil pazarlamada veri ve veri madenciliği. Program içerisinde verinin öneminden, veri anlamlandırmadan ve görselleştirmeden bahsedeceğiz. Ayrıca sosyal mecra verilerinin kullanımını ve Big Data'yı açıklayacağız. Evet arkadaşlar, yaşadığımız çağda öncesinde hiç olmadığı kadar çok bilgi üretimi ve paylaşımına tadıklık ediyoruz. Yeni teknolojiler hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Bu da büyük ölçüde veri üretimi demek oluyor. Bu verilerin üretilmesi ve saklanmasını anlamlandırmak temel bir yetkinlik alanını içeriyor. Veri bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır. Bilgi ise verilerin anlamlandırılması ve iş amaçları doğrultusunda kullanılmasıdır. Sosyal mecralar Mobil cihazlar ve sensörler sayesinde veriler sürekli artıyor. Geleneksel yöntemlerin yeterli olamayacağı büyüklükte bir veri tabanı oluşuyor. Çok sayıda şirket bu verileri depolamasına rağmen karar verme sistemlerinde etkin kullanan şirket sayısı az. Verileri karar verme süreçlerinde kullanan şirketler başarılı oluyor. Bu da diğer şirketleri de bilgi yönetimine eğilmek zorunda bırakıyor. Verilerin etkin kullanılması için Ham veri olmaktan çıkartıp işe yarayan bilgiye dönüştürmek gerek. Veri anlamlandırma dediğimiz pek çok bilgi sunar. Müşterinin satın aldığı ve hiç satın almadığı ürünler öğrenilebilir. Mağazaya veya e-ticaret sitesine hangi saatte girdiği, ne kadar süre kaldığı ve hangi sayfalara tıkladığı bilgisine ulaşılabilir. Müşteriyi anlamayı sağlayan bu çalışmalar son derece önemlidir. Bu da yeni pazarlama mesleklerinin var olmasına sebep olur. Artık şirkette pazarlamayı yönetenlerin teknolojiyle, teknolojiyi yönetenlerin de pazarlamayla yakın olması zorunludur. Her iki daldan anlayan kişilere pazarlama teknolojisi de denir. Verilerin artması ve teknoloji birimlerinin de dışında yoğun olarak kullanılmaya başlanması sebebiyle ihtiyaç duyulan bir başka yenilik daha vardır. Bu da bu karmaşık verilerin kolay anlaşılabilir hale getirilebilmesidir. Böylece veri görselleştirme daha da önemli hale gelmiştir. Veri görselleştirme, bilginin açık ve etkin kullanımı için istatistiksel tablolar, grafikler, konu ağları veya çeşitli şekillerle ifade edilmesidir. Veri görselleştirme sayesinde veriler anlaşılır olmaya başlasa da, pazarlamacılar ve üst düzey yöneticiler Verilerle çalışmayı öğrenmelidir. Öyle ki, bir bankada çalışan başarılı bir pazarlama yöneticisi veriyle çalışma bilgisi yeterli olmadığı için büyük bir fırsatı kaçırmıştır. Banka, veri görselleştirme konusunda çalışan girişimcilere kredi kartı kullanıcısının tüm hareketlerini içeren örneklem seçip dağıtmıştır. Pazarlama yöneticisinin yapması gereken işi veri görselleştirmeciler yapmıştır. Verinin değerlendirilmesi veriyle başlayan değil, veriyle biten bir süreçtir. Önce kurumun ihtiyaçları saptanır. Bu ihtiyaçları karşılamak için hangi bilgilere gerek duyulduğu ve bu bilgilerin hangi verilerden oluştuğuna bakılır. Sonra büyük verinin bu verileri ne kadar karşıladığı öğrenilir. O veriler belirlendikten sonra zaten ihtiyaçtan yola çıkılarak başlandığı için nasıl değerlendirileceği de saptanmış olur. Sektörlerden bağımsız olarak verinin değerlendirilmesi yöntemi budur. Bu ister küçük, isterse büyük veri özelliklerine sahip olsun değişiklik göstermez. Veri ambarlarında ustalaştıkça, herhangi bir zaman dilimi içinde bilgiye dönüştürülmüyorsa veriyi silmenin gerekliliği anlaşılır. Bu, belki bir gün lazım olur diye tutmaktan daha iyidir. Sonuçta verinin ne kadar büyük olduğu değil, ne kadar verimli olduğu önemlidir. Şirketler, müşterilerine daha iyi hizmet etmek için sosyal mecra verilerini kullanabilirler. Bu konuda zaman geçtikçe bir üst aşamada çalışmaya başlarlar. Yani sosyal mecra verilerini kullanırken aşamalar vardır. Aşamalardan ilki şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermektir. Sonrası her bir mecrada müşterinin neden yer aldığı ve şirketin orada ne yapacağını bilmektir. Üçüncü aşama ise gerekli müşteri bilgilerini tamamlamak ve düzenlemek olarak tanımlanabilir. Dördüncü aşamada fırsatları saptamak ve onları tekliflere dönüştürmektir. Son aşamada ise müşterinin ruh haline göre teklifi yapmak ya da yapmamaktan geçer. Evet arkadaşlar, bu programda internet ve mobil pazarlamada veri ve veri madenciliğini konuştuk. Programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.